Merhabalar arkadaşlar. Yine bir yazılı videosunda beraberiz. Bu videoda sizle beraber 6. sınıf 1. dönem 2. İngilizce yazılısını cevaplamaya çalışacağız. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. İlk kısmımızda Answer the questions according to the pictures. Soruları resimlere göre cevaplayın diyor. 7 tane resmimiz var. Her biri 3'er puandan 21 puan. Başlayalım. What does the weather like in Adana? Adana'da hava nasıl? Bulutlu. Dolayısıyla ne dememiz gerekiyor? It is cloudy. Değil mi? Bulut, cloud, bulutlu, cloudy idi. What's the weather like in İzmir? Evet. İzmir'de hava nasıl? Tam kara benzettim ama burada kar taneleri daha net. Yani İzmir'de kar yağması da. Gerçi baktığımız zaman bu da yağmur. Enteresan. Evet, ben ikisini de yağmurlu olarak gördüm. Zaten İzmir'de kar 20 yılda bir yağıyor. Gerçeğe de çok uymamış aslında. Kar da diyebiliriz aslında. Ama it is rainy demek daha mantıklı geldi bana. Yağmura benzettim açıkçası. Aynı şekilde Trabzon'da da yine yağmur yağıyor. It is rainy diyeceğiz. Yozgat'ta rüzgar gördüğünüz gibi it is rüzgar neydi? Wind. Ne yapıyorduk? Rüzgarlı derken windy diyorduk. What's the weather like in Ankara? Enteresan. İzmir'de yağmur, Ankara'da güneş. Neyse. It is sun, güneş biliyorsunuz. Sunny. Dikkat edin yalnız burada sunny derken birine türüyor arada. Harf eklenmiş oluyor. Unutmayalım, buna dikkat edelim. It is sunny. What's the weather like in Istanbul? It is, gördüğünüz üzere şimşek çakıyor, yıldırım düşüyor. It is, burada tabii buna it's lightning de diyebiliriz. Ya da storm, biliyorsunuz fırtına. Stormy, fırtınalı da diyebilirsiniz. Çünkü hem yağmur hem yıldırım. Burada fırtınalı olarak da söylenirse yanlış olmaz bence. What's the weather like in Erzurum? Tabii ki Erzurum'un it is karlı olmaktan başka, snow car, karlı da snowy olmaktan başka bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Evet, senenin uzunca bir kısmı kar altında biliyorsunuz. Bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. Vakit kaybetmeden ikinci soruya geçelim. Evet, ikinci soru yine havayla ilgili bir soru arkadaşlar. Write true or false near the sentences according to the map of Turkey. Türkiye haritasına göre doğru cümlelerini yanına true or false, doğru veya yanlış yazın diyor. Baktığımız zaman İstanbul is 24 degrees Celsius. 24 derece degree Celsius biliyorsunuz. Yanındaki mesela 10 şöyle. Şu arkadaş derece, şu da Celsius termometresine göre söylendiği anlamında degrees Celsius şeklinde okunur. Mesela bu 10 degrees Celsius diye okunuyor. 24, 24 bakıyorum doğru mu? Doğru. True, T yazmak yeterli olur. İzmir is lightning. Güneşli, lightning dolayısıyla yıldırım ya da şimşek lightning yok. Antalya is hot. 24 derece aslında yani yanlış sayılmaz, değil mi? Çok sıcak değil ama daha sıcak yerler var ama soğukta diyemem ben 24 dereceye. Dolayısıyla ben true diyorum. Trabzon yazılmış. Trabzon is 20 degrees Celsius. Trabzon 20 derece. Doğru. Ankara is foggy. Şimdi Ankara'da yalnız bu sembollere takıldım. Deminki soruda mesela burada bir bulut var. Demin ki Adana'da birkaç bulut vardı. Hani foggy sisli demek. Foggy'nin sembolü nasıl olur? Açıkçası onda da biraz tereddüte düştüm şu anda. Ama baktığımız zaman bu sisli sembolü değildir. Hani yukarıdaki soruda İzmir ile Trabzon biri yağışlı gösteriyordu. Biri de hani değişik bir sembol gibi. Acaba o çiğ ya da sis anlamında mıydı? Orada siz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iki resim de aynı şeyi gösteriyordu bence. Burada biraz resimler çok net olmamış bence. Ankara is foggy. Yani sizce bu
sisli sembolü ise true din, bence değil, bence false. Diyarbakır is freezing, alakası bile yok. 28 derecede donma olmaz. Samsun is 18 degrees Celsius. Samsun 18 derece mi? Evet, doğru. Evet, bu şekilde bu soruyu da geçmiş olduk arkadaşlar. Evet, sıradaki kısım match the vocabulary items with the pictures. Kelimeleri resimlerle ya da emojilerle eşleştirin diyor. Baktığımız an ilk arkadaş kızgın görünüyor. Happy, mutlu, üzgün, uykulu, yorgun, kızgın. Değil mi? Angry. Ya da E yazabilirdik. İkinci arkadaş enerjik bir görüntü çiziyor. Energetic. Evet. Enerjik. Ya da F yazabiliriz. Mutlu. Baktığımız zaman happy. Çok net. Tırnaklarını yiyor. Burada iki defa angry yazılmıştı. Düzelttim bunu. Tedirgin ya da gergin anlamında anxious kullanılır. Şöyle sığmıyor. Şu arkadaş uykulu, sleepy. Şu arkadaş şaşırmış, surprised. Şu arkadaş dili dışarıda, yorgun, belli. Tired. Şu arkadaş da, bunun niye üstünü çizdim? Ne kaldı? Üzgün, yani upset kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla angry, energetic, happy, anxious, sleepy, surprised, tired ve upset şeklinde olacak arkadaşlar. Evet, sorulara bir tanıtımla ufak bir ara veriyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. İbrahim Hoca ile 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel bilgisayar başında online olarak ders alma fırsatınız var arkadaşlar. Özel bir programda evinizden katılabiliyorsunuz. Biz bilgisayar başında, siz bilgisayar başında. Dediğim gibi evinizin rahatlığında yeni nesil sorular, size özel huzur sorular, birebir ya da grup şeklinde devam etmekte olan kurslarımıza katılabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için 507 215 26 58 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kısa bir soru. Write the names of the seasons. Seasons mevsimlerdi biliyorsunuz. Her bir üçer puandan. Baktığımız zaman sonbahar neydi? Autumn, kış, winter, ilkbahar, spring ve yaz neydi arkadaşlar? Summer, değil mi? Bu şekilde 12 puan cepte olacak. Evet. Bu soruda put a tick or a cross according to the sentences diyor. Yani tick ya da cross, olumlu olumsuz anlamda semboller koyun diyor cümlelere göre. Şimdi baktığımız zaman Ferit thinks bumper cars are fantastic. Ferit çarpışan taksilerin fantastik olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Ferit'in düşüncesinin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Mustafa thinks Ferris wheel is dull. Ferris wheel dönme dolap. Dull sıkıcı biliyorsunuz. Burada baktığımız zaman geniş zamanda dikkat edin. Think'e S takısı geliyor. Bunları sizin yapmanızı da isteyebilir. Dolayısıyla cümlelere lütfen dikkat edin. Mustafa thinks Ferris wheel is dull. Mustafa bu arkadaşın sıkıcı olduğunu düşünüyor. Selim thinks carousel is fun. Carousel neydi? Atlı karıncaydı. Selim atlı karıncanın eğlenceli olduğunu düşünüyor. Selim'e bir tik atalım atlı karıncanın hizasında. Oğuzhan thinks roller coaster is terrifying. Roller coaster tren biliyorsunuz. Terrifying korkutucu. Dolayısıyla Oğuzhan'ın pek haz ettiği söylenemez. Çarpı koyuyoruz. Ferit doesn't like carousel. Ferit atlı karıncayı sevmiyormuş. Hemen çarpımızı koyduk. Mustafa thinks roller coaster is fun. Mustafa roller coaster'ın
eğlenceli olduğunu düşünüyor. Mustafa'nın da roller coaster'a tik attık. Selim hates bumper cars. Selim çarpışan taksilerden nefret ediyor. Çarpı koyduk. Oğuzhan thinks Ferris wheel is exciting. Oğuzhan dönme dolapın heyecanlı olduğunu, heyecan verici olduğunu, değil mi? Exciting, heyecan verici olduğunu düşünüyor. Dönme dolaba tik koyduk. Genelde ne oldu? Bir tanesini sevip bir tanesini sevmedikleri ortaya çıktı arkadaşlar. Bu kısmı da burada tamamlamış olduk. Evet, son sorumuz. Answer the questions. How do you feel ile başlayan 4 tane cümle var. Nasıl hissedersin? Burada aslında 3. soruya dönüş yaparsak bunlarla ilgili sıfatları hatırlatmak isterim arkadaşlar. Mesela nasıl hissedersin? Ne olabilir? Şuraya ben bir yazayım. Good olabilir. Tersi bad olabilir. İyi, kötü. Happy, mutlu hissediyor olabilirsin. Tersi üzüntülü olabilir. Energetic, enerjik hissedebilirsin. Ya da tersi tired, yorgun hissedebilirsin. Başka aklıma şu anda gelen mesela sede yine sed için, üzgün için ne vardı arkadaşlar? Upset de üzgün anlamı taşırdı. Ya da mesela enerjik, tired, yorgun ya da sleepy de olabilir, değil mi? Uyku, bazı günler hani uykulu hissedersiniz, özellikle mevsim geçişlerinde. Yani bunlar kullanılabilir. Bir tane örnek verecek olursak, how do you feel on sunny days? Nasıl hissedersin güneşli günlerde? I feel good olabilir, iyi hissederim. Enerjik olabilir, happy olabilir, değil mi? Olumlu şeylerden herhangi biri olabilir. Mesela I feel happy diye de bırakabilirsiniz. On sunny days de diyebilirsiniz. Sadece happy de diyebilirsiniz. Bundan sonrasına gerek olmaz aslında. I feel happy. How do you feel on rainy days? Yağmurlu günlerde I feel tired. Değil mi? Yorgun hissederim. How do you feel on snowy days? I feel karlı günlerde gereksiz bir üzüntü, değil mi? Upset olabilir, üzgün hissederim. On snowy days. How do you feel on cloudy days? Bulutlu günlerde, bulutlu günlerde de çok olumlu olmaz ama ne diyelim? Bir tane de olumlu kullanalım. I feel energetic, enerjik hissederim. On cloudy days. Ya da sadece I feel energetic de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde son sorumuzu da yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sınavlarınızda başarılar.